Ödemen gerekir dostum. Hayır dostum, hayır yapamam. Lütfen. Bu köpek seninkine yetecek. İnan bana çok fazla kâr edeceksin. Carmela, Melinda'nın durumu müsait mi? Evet, yeni ateşlendi. Getir onu. Pamela onun kızı. Belki ikisiyle birden doğdu. Tam bir parti yapacaksın ufaklık. Carmela, köpeği getirir misin lütfen? Getir şunu Viega. Bak şimdiden heyecanlanmaya başladı bile. Şimdiden ateş bacayı sardı. Hadi Röşen, git bakalım işte. Hoppa, harika. Bakalım seninki işi öğretebilecek mi? Löşeğini görüyor musun? Birden delirdi değil mi? Hadi, hadi. Hadi Löşeğen yap şunu. Oluyor, oluyor. Oh, neden içeri girdi bu? Sizinkinde bir tuhaflık var dostum. İyi ama köpek bunu içgüdüsel olarak bilir. Aksi imkansız. Çocukken bir travma yaşamış olmalı. Sahibi olmadığı içindir belki. Onu çıkarıp bir şeyler öğretmek. Peki patron. Bunu anlamıyorum. Hadi bu işi biz yapalım. Hadi şu işi bitirelim artık. Bekle. Hadi Lucien. Neyin var senin? Hadi. Hadi. Bu köpekten hiç çıkmayacak gibi dostum. İş çıkacak tabii. Hadi, hadi Lucien. Bence bunu ancak yapay dönlenme yaptırılabilir. Ha, iş lüks köpeklere göre ama benim o kadar param yok, bunu biliyorsun. E ama böyle giderse satacak yavru bulmam çok zor. Hadi Löşen, hadi. Çık Löşen, çık. Bunun nesi var böyle? Bu çok güzel bir örnek. Bunun tek sorunu libidosu olabilir. Bunun libidosu yok. Benzer vakalara rastlamıştım. Ama gerçekten bu ileri düzey bir vaka. Hem ayrıca köpeğin oldukça büyüdüğünü de kabul etmek gerekiyor. Peki ya, sarp kerevizi gibi şeylere girsek o zaman belki... Hayır, onlar işe yaramaz. Onlar için birazcık... Bakın onlar Çin işi sayılır ve bilimsellikleri ispatlanmadı. Öte yandan bu cinsinin güzel bir örneği ve mükemmel bir karakteri var. Çok özellikleri olan bir köpek bu. Bu farklı aktivitelerde kullanılabilir. Mesela size gazetenize getirebilir. Hı? Çok kolay eğitilebilecek bir köpek. Oldukça da ericil.